Şimdi biz konuşunca Diyanet İşleri Başkanımız Ali Erbaş Bey bir şey göndermiş. Sanıyorum bizi izliyor. Başkanımız Diyanet İşleri Başkanı'ndan Ramazan mesajı demiş. Onun içerisinde herhalde bu depremzedelerin ihtiyaçlarını giderme noktasında yapılan yardımları organize etmek için yetkili ve sorumlu kılınan AFAD'ın açtığı özel zekat hesaplarına kurulumuzca daha önce yayınlanan açıklamalar çerçevesinde zekat almaya hak sahibi olan depremzedelere kalıcı konut yapılması için zekatların verilmesi uygundur denildi. Siz de bunu söylediniz zaten. Evet, Yani evet. bunun üzerine konuştuk. Sözün başında Sözün söylemiştik. Evet. başında sanıyorum Başkan Bey de bunu tekrar bize göndermiş. Biz dediğimiz burada açıklamamız var diye. Evet. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Ramazan mesajı kendi sayfasında da var. Onu şimdi bana göndermiş. Kendisi büyük ihtimalle ya da görevlileri izliyor bizi. Biz de aynı şeyleri söyledik. Böyle bir yol var diye. Bunu da teşvik edileceğini, tartışılması gerektiğini de söyledik. Ama Evet. burada Dinişleri Yüksek Kurulu'na karar alındı mı? Öyle bir şey de söyledin sen. Ben onu bilmiyorum. Yok, ben sadece Diyanet İşleri Başkanı'nın direkt kendi ağzından bu açıklamayı duymuştum. Yani kurul kararı var mı yok mu onu bilemiyorum. Şöyle diyelim o zaman. Ama orada var galiba, orada metinde kurul kararı gereği diyor. Evet. Diyanet İşleri Başkanlığı yayımladığı Ramazan mesajında Evet. deprem, sel ve benzeri nedenlerle barınma ihtiyacı ortaya çıkan ve zekat alabilecek durumda olan afet zedelere kendilerine mülk olarak teslim edilmek üzere zekat parası ile konut yapılabilir. Kendilerine mülk olarak teslim edilmek üzere zekat parasıyla konut yapılabilir açıklamasında bulundu. Evet. Kurul kararı varmış. Başkan Bey tekrar yazdı. Kurul kararı var diyor. Bu açıdan Yani bu görüşülmüş aslında yani, daha doğru. müsaitse canlı yayın alsak, bağlansa kıymetli başkanımız kendi ağzından dinlesek, biz burada belki bilmediğimiz hususlar da vardır. Arkadaşlar Süremiz çok az var diyorlar ama olsun. olsun, Şey bir müsaitse hemen bir bağlayabiliriz. müsaitse başkanımız madem bu mesajı gerekli görüyor, bir de kendisinden dinleyelim. Burada da okuduk ama bir ulaşmaya çalışsınlar. Evet. Saat başı habere kadar eğer şey yaparsak Biz arkadaşlar de bir. buradan çağrıda bulunalım. Sayın Başkanım, bağlanabilirsiniz. Arkadaşlar sizi arayacaklar. Evet. Bu arada bizim de süremiz bitti hocam aslında. Numarası da yok ama bir dahaki programa bağlarız olmazsa. Öyle de yapabiliriz. Siz bir şey yapın. Biraz daha arkadaşlar, biraz daha uzatalım olmazsa. Biraz uzatalım. Bağlanmak isterse, çünkü konu Evet. önemli. Deprem zedeleri binleri, on binleri, yüz binleri Tabii. ilgilendiriyor. Dolayısıyla Sayın Başkanımız bağlanmak istiyorsa televizyonumuz açık. Evet. Tamam, arkadaşlar irtibata geçiyorlar şimdi. Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Doktor Ali Erbaş Hoca telefon attığımızda. Hocam selamünaleyküm. İyi geceler. Aleyküm selam. Hayırlı geceler. Sağolunuz hocam. Hocam iyi oldu Sabır. mesaj atmanız. Teşekkür ederiz. Allah razı Evet. olsun. Ben seyrediyordum sizi seyrederken. Allah razı olsun. Şöyle, bizim Dinişleri Yüksek Kurulumuz konuyu tartıştı, müzakere etti. Çarşamba günü kararını biz paylaştık Bu yeni mi oldu kamuoyuyla hocam? ilgili Ben de. takip edemedim demek ki Ramazan Tabii, telaşını. geçen çarşamba günü. Aslında ta Şubat ayında zannediyorum, Şubat'ın 28'inde de bununla ilgili bir açıklama yapmış idi Dinişleri Yüksek Kurulumuz. Ama geçtiğimiz çarşamba günü yapmış olduğumuz açıklamada AFAD'ın açtığı bir zekat hesabına zekat mükelleflerinin zekatlarını yatırabileceği ve oradan AFAD'ın kalıcı konutlar için bu parayı kullanabileceği ile ilgili Dinişleri Yüksek Kurulumuzun bir açıklaması oldu. Onu ben ifade etmek istedim. AFAD bunu zekat hesabında tutacak.
Tabii. Yani tamam. Özellikle başka hesaplarla karışmasın, başka toplanan paralarla karışmasın diye ve vatandaşımızın da kalbi, gönlü rahat olarak oraya yatırsınlar diye ayrıca zekat hesabı açtı AFAD. Dolayısıyla Din İşleri Yüksek Kurulumuz bunun caiz olduğunu, uygun olduğunu ortaya koyan bir açıklama yaptı. Şunun altını bir daha çizelim hocam, teyit edelim. O maksatla soruyorum. Konut yapmak kaydıyla, evet, zekat hesabında depremzedeye konut yapacak. Evet, yani zekata zekat alması mümkün olan depremzedeye verilmek üzere konut yapılabilecek. Zekat fonunu konut yapacak zekatla ve depremzedeye temlik edecek, ona verecek. Evet. Fakir de zekatından konut sahibi olmuş olacak. Yani konuta girmiş yani, olacak. Tabii. Buna fetva verildi. Bunun detaylarını artık AFAD yöneticileri, onlar detaylarını artık kendileri ayarlayacaklar. Çok iyi olmuş. Hamdi Döndüren Hoca'nın da ben fetvasını burada okumuştum az önce. O da aynı doğrultuda İslam tarihinden örnekler vermişti. Günümüzde de zaten çok büyük bir zaruret var. Cenab-ı Hak inşallah oradakileri de başlarını sokacak, güzel sıcak bir yuva nasip eder. Bu konuda tamam, katkınız tamam olmuş. Diyanet İşleri Başkanlığımızda. Evet, bir hafta önce biz zaten bu açıklamayı yapmış idik. Yani Din İşleri Yüksek sizleri, Kurulu olarak. Sizleri tebrik ediyoruz hocam. Ramazan vesilesiyle, bu vesileyle söyleyecekleriniz varsa ekran sizin. Bütün milletimizin Ramazan'ını tebrik ediyorum. Hayırlı sahurlar diliyorum. Biraz sonra artık sahura kalkmalar başlayacak. İnşallah. Tasahharu fe inne fis sahuri bereketen. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle buyuruyor. Sahur yapınız çünkü sahurda bereket vardır. Bu bereket vaktinden Cenab-ı Hak Ramazan'ın rahmetinden, mağfiretinden istifade etmeyi hepimize nasip eylesin inşallah. Amin. Sizlere de kolaylıklar diliyorum. İftarda, sahurda milletimizi çok önemli konularda bilgilendiriyorsunuz. Allah sizden razı olsun. Sağ olun hocam. Teşekkür ediyoruz. Size de hayırlı sahurlar. Hayırlı geceler diliyorum. Hayırlı geceler diliyorum. Ülke TV yöneticisi arkadaşlarımıza da buradan kolaylıklar diliyorum. Sağ olun hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı geceler. Sağ olun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.